Şimdi ben genel kuruldan yeni çıktım ama arkadaşlar beni aradılar. Biraz önce kulaklarımızı çınlatmıştınız. Evet. Yani hem bir merhaba diyeyim hem de yani birkaç gündür bizim üzerimizden böyle bir fırtına estiriliyor. Hem de dramımızı anlatmış oldunuz. Evet. Şimdi bakın yani beni bu ülkede tanıyanlar 30 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Hiçbir dönem ırkçılık benim hayatımda yer edinmedi edemez de. Yani şunu açıkça söylüyorum. Balkanlardan da Kafkaslardan gelenler de en az benim kadar bu toprakların sahipleridir. Hı hı. Ama sözüm şuraydı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir hanımefendi çıkıp ben bir boşnağım. Çıkıp buraya geldik. Burayı vatan edindik. Ama biz Kürtlerden üstünüz şeklindeki sözlerinden ve şöyle bir cümle kullanmıştı. Efendim biz meşru müdafaa hakkımızı kullanırız deyince ben de buna tepki olarak şunu söylemiştim. Yani burayı vatan edinen herkesin bizim başımızın üzerinde yeri var. Ama buraya çıkıp gelenler yani oradan buraya geldiklerinde Sırpların zulmüne maruz kalanların Sırp ruhuyla hareket etmemelidir. Yani benim kastım bununla ilgili yoksa herhangi bir halkla ilgili ne benim çünkü bütün vicdanım, bütün kimliklere, bütün inançlara nötrdür. Yani bu Kafkasya'dan, Balkanlardan gelenlere asla bir tepkimiz olmadı, olamaz da. Ya çünkü hepimiz de bu coğrafyada yaşıyoruz, hepimiz de misafiriz. Bu toprakların sahipleri yani bütün halklardır. Hepimiz faniyiz ve gideceğiz. Hayata da böyle bakıyorum. Ama böyle uzun süredir özellikle yani böyle Balkanlardan ve bir kısımda Kafkaslardan gelenlerin şöyle bir tepkisi var. Bize karşı, bizim örgütlerimize karşı bunlar Türk milliyetçiliğinden kendi kimliklerine ihanet edip sonra efendim ben Türkçüyüm. Olabilirsiniz. Buna da çok saygı duyuyoruz. Yani kendi kimliğinizden vazgeçebilirsiniz. Bu sizin sorununuz. Ama Bursa'da son 3 ay içerisinde birkaç kez Kürt mahalleleri saldırıya maruz kaldı. Bu saldırıya maruz kalanlar hem iş yerleri tahrip edildi, hem evleri tahrip edildi ve hem de tutuklandılar. Gelenler kim? Efendim işte Balkanlardan gelenler ve yani özellikle böyle Alperen ve ülke ocaklarına ait olduklarını söylüyorlar ve devletin güvenlik güçlerini de yanlarını alarak gidip buraya saldırıyorlar. Ben sözüm bunlaraydı. Yoksa herhangi bir halka karşı böyle bir saygısızlık yapmayı asla ne düşündük ne de böyle bir hayata böyle bir pencereden de bakmıyoruz. Zaten eğer bizi takip edenler, izleyenler şunu çok iyi bilirler. Biz çok uzun süredir Türkiye demokrasi güçlerinin birliğini savunuyoruz. Halkların birliğini savunuyoruz. Hatta 2007 seçimlerinde, 2011 seçimlerinde bile bütün olanaksızlıklara rağmen biz bütün halkları buluşturabilecek bir parlamento grubu oluşturduk. Uzun yıllardır bu coğrafyada bütün halkların demokratik mücadelesi için çaba sarf eden bir gelenekten gelen biri olarak bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ben yazmıyorsam çok teşekkür ederiz, sağ olun. Programı izleyemiyorum ama geçen gün o da bizim kulaklarımızı çınlatıp bir miktar bizi eleştirmişti ama bizi en çok iyi tanıyan dostlarımızdan biridir, arkadaşlarımızdan biridir. Bizim ırkçı, milliyetçi olmadığımızı bütün kamuoyu ve Türkiye halkları biliyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sırrı Bey, çok az hatta kalabilir misiniz? Hilal Hanım'ın size söylemek istediği şeyler var. Merhaba Sırrı Bey. İsmimi andığınız için birebir söyleme ihtiyacı duydum. Eleştirdim sözlerinizi çünkü sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz deyince ister istemez sanki biz bu ülkenin sahipleriyiz gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bunu düzeltmiş olmanızdan ötürü çok sevindim. Özür de dilediniz ayrıca. Bu da Türkiye'de siyasetçilerden çok sık rastladığımız bir tavır değil. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Yoksa sizi ırkçı olarak nitelendirmek zaten siyasi kariyeriniz göz önünde bulundurulduğunda komik olur. Söylemlerinizi bilen birisi olarak söylüyorum. Hayatımda kan ve gen bağına çok değer veren biri değilim. Ben Türkiye halklarının ortak paydasının duygu bağı olduğuna inanıyorum. Evet, Kürtlerin ve diğer halkların burada sistemin mağduru olduğunu hepimiz söylüyoruz. Ama bizi birleştiren, bizi bir arada tutan duygu bağımızdır. Bu bağımızı büyütmemiz gerekir. Ama
Kürtler zaman zaman, yani işte bakın 2 gün önce Sakarya'da yine aynı şey oldu. Daha önce Sakarya'da yine bizim bir söylemimizi basarak bir arkadaşımız katledildi. Bursa'da oldu, Altınova'da oldu. Bunu yapanlaradır sözümüz. Yoksa nasıl biz halklarla ilgili böyle bir şey söyleriz? Sarı Bey, ben bir soru sormak istiyorum size. Az önce Sayın Başbakan yurt dışından döndü ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalar yaptı. Ve sürece gölge düşürenlerle aynı yolda yürümeyiz dedi. Ama aynı zamanda İmralı'ya gidecek heyeti Adalet Bakanlığı belirler dedi. Bu açıklamayla alakalı görüşünüzü almak istiyorum. Evet, ben de Sayın Başbakan'ın açıklamalarını yolda dinledim. Şimdi Sayın Başbakan'dan ben de özellikle bir şey rica ediyorum. Bu tür konuları, bu tür tartışmaları medya üzerinden yapmadan, daha böyle kurumlar arası, işte çok rahat parlamentoda birbirimize 20 adım uzaklıktayız. Onlarla oturup konuşabiliriz. Bakın, bir taraftan İmralı'da gidilip PKK'nın lideriyle görüşülüyor. Ama diğer tarafta Çukurca'da PKK militanıyla efendim bir yolculukta yol kenarında bir merhabalaşmayı bu kadar büyütmenin bir anlamı yok. Biz BDP olarak sürece, yani bir bütün olarak katkı sunmak istiyoruz. Sayın Başbakan da bunu böyle bilmelidir. Yani bizim birbirimizi gerecek ve bu sürece zarar verebilecek dilden hepimiz kendimizi arındırmalıyız. Yani geçmişte şunlar yapıldı. Bu çeteleri tutarsak bir arada duramayız, bir arada yaşayamayız ve bu sorunun çözümüne bir katkı sunamayız. Yani Sayın Başbakan bundan bir an önce vazgeçmelidir. Yani evet, eksiklikler, yetersizlikler olabilir. Bu tek taraflı değil, iki taraflıdır. Yani önemli bir süreçten bahsediyoruz, önemli bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorunu konuşurken yani çetele tutarak yol alma şansımızın olmadığını düşünüyorum. Hepimizin sürece katkı sunması gerektiğini düşünüyoruz ve BDP önemli bir aktördür. Yani bunu BDP'ye bırakmalıdır. BDP bu konuda yani uygun bulduğu şahsiyetleri gönderebilir. Bizim bütün arkadaşlarımız bu diyalog ve müzakerede söz ve karar sahibidirler. Gidip oturup konuşabilirler. Ama yani uzaktan, ta Avrupa'dan bu noktada açıklamalar yapmanın çok fazla bir sürece katkı sunacağını inanmıyorum. Belki biraz daha bizim geçmişten bugüne kadar Sayın Başbakan'ın da zaman zaman alınganlık gösterdiği noktalar vardır. Biz de aynı noktada alınganlık gösterdiğimiz süreçleri yaşadık ama hepimizin bunları bir kenara iterek gerçekten Türkiye'de şu anda önemli bir noktadayız. Türkiye halklarının ilk kez bu kadar barışla ilgili kenetlendiği bir süreci yaşıyoruz. Ve zaten son günlerde bize saldırının nedeni de budur. O milliyetçi ve ırkçı kesimler bu barış sürecinden ciddi şekilde rahatsızdırlar. Ve barış bu ülkede olgunlaştı. Olgunlaşan bir barış süreci var. Hiç kimsenin bunun önünde yani bahaneler uydurarak süreci baltalamaya hakkı yoktur.